Herkese merhabalar. Kendimi sürekli oyalıyorum dedi öğrenciler. Herkesten farklı farklı yorumlar geldi. Ve bizler de sizlerin yorumlarınıza bakaraktan en fazla beğeni alan, en fazla like alan 3 öğrencimizin tek cümleyle yorumunu cevapladık. Birazdan Faruk'un, Emre'nin, tabi isimleri tabi ben şu anda görmeden söylüyorum, Nisa'nın ve birçok öğrencimizin yorumlarının içerisinde en fazla beğeni alan yorumu okuyup cevaplayacağız. Nasıl gidiyor Tonguç'um dersen? Yatıyorum hocam. Evet yaz saati olduğu için tabii ki yatıyorsun sürekli. Haklısın yani yazın insan dinlenir. Ama 9. sınıf gerçekten de çok çok önemli bir sene ve Dokun sınıf esasla üniversite sınavının temelini oluşturuyor. Yani bu sene öğreneceğimiz dersler, bu sene öğreneceğimiz konular... ...ileride bizim üniversite sınavında biliyorsun iki tane kısım var. Bir şöyle üniversite sınavı eşittir, YKS. YKS'nin yüzde altmışını AYT oluşturuyor, yüzde kırkını TYT oluşturuyor. TYT'nin de yüzde seksenini yani neredeyse çoğunluğunu e, oluşturan kısım dokun sınıf konuları. Diyeceksin ki hocam zaten yüzde AYT'ymiş ama... TYT böyle Boğaziçi Üniversitesi gibi, tıp fakültesi gibi, eczacılık gibi, hukuk gibi çok iyi bölümleri kazanmak için TYT'nin çok iyi geçmiş gerekiyor. Yani burası kazanmak için, burası iyi kazanmak için önemli. Dolayısıyla dokun sınıfta iyi bir temel alırsak, dokun sınıfta iyi çalışırsak, derslerimizi güzel yaparsak ileride hayallerimiz çok büyük tutabiliyoruz. Zaten hayallerimizin büyük olması da bizim ulaşacağımız limanın, ulaşacağımız okulun çok daha iyi olmasını sağlar. Senin hayalin nedir evladım? Boğaziçi tıp istiyorum. Vay Boğaziçi tıp istiyorsun. Gerçekten tebrik ederim. Boğaziçi çok yüksek bir hayal. Ama maalesef Boğaziçi Üniversitesi tıp fakültesi yok. Dolayısıyla hayallerini revize etmen lazım. Sıkıntı yok. Başlayalım. Şimdi hocam sürekli kendimi oyalayıp çalışmıyorum. Hem sıcak hem de motivasyon eksikliğim var. E, Tabi burada iyi anlatım olduklu olmuş. Neyse hem sıcaktan bunalıyorum hem de motivasyon eksikliğim var demek istedim herhalde. Artı bir demiş. Benim gibi olanlar benim hoca video çeksin demiş. Arkadaşlar şimdi birincisi tabii ki sıcaklar hepimizi oyalıyor. Hepimizin böyle enerjisini alıyor. Ama Bizler günde zaten 10 saat ders çalışmak zorunda değiliz. Bununla alakalı önceden bir verim videosu yapmıştık. Ne demiştik? Ders e, verimliliği ile alakalı mantığımız neydi? Bir e, ders verimliliğinde daha doğrusu şöyle. Başarıya ulaşmamızı sağlayan şey neydi? Başarı eşittir verimlilik çarpı süreydi. Eğer biz bir verimli çalışırsak 10 saat çalışırsak 10'a ulaşıyorduk. Veyahut da 10 verimlilikle 1 saat çalışırsak yine ona ulaşıyorduk. Ama biz 10 verimlilikle 10 saat çalışmamız gerekiyordu. Şimdi burada motivasyonumuzu artırmak için yapmamız gereken şeyi söylüyorum. Öncelikle ve en başta bizim yıllık planlar yapmamız lazım. Yani bir yıllık plan yapacağız. Yıllık plan bu ne demek? Bir hedef belirleyeceğiz kendimize. Sonra aylık hedefler belirleyeceğiz. Sonrasında da günlük planlar, günlük hedefler verileceğiz. Şimdi burada aralarda çok büyük farklar var bunların. Yıllık hedefimiz bir ödev olmamalı, bir görev olmamalı. Çok büyük bir hayal olmalı, bir istek olmalı. Mesela diyelim ki ben bu yıl 50 tane kitap okuyacağım. Veyahut da ben bu yıl bursluluk sınavını kazanacağım. Veya takdir alacağım. veya da işte üniversiteyi kazanacağım. LGS fark etmez. Sınıfınıza göre değişir. Bizler dokun sınıf olduğumuz için bursluluk sınavı çok güzel bir hedef olabilir. Çok kitap okumak güzel bir hedef olabilir. Takdir almak bir hedef olabilir. Hedefimizi yazacağız. Hedefimiz İsteğimiz amacımız olacak. İsteğimizi yazdık. Yıllık planımızda bu var. Bu her zaman duvarımıza asılı duracak. Bu büyük çok daha büyük bir hedef de olabilir. Yani ben işte Az önce senin söylediğin gibi doğrucu tıp fakültesi kazanmak istiyorum. Yani Cerrahpaşa tıpı kazanacağım diye azacağız bunu. Bu tabii bu yıl bir yılda kazanılmaz bu. Dört yıllık bir sürecin sonrasında liseden sonra kazanılacak. Ama olsun. O hedefimizi koyacağız. O okulun önüne gidip çekim yapacağız, resmini çektireceğiz, duvarımıza asacağız. O okulu telefonumuzun şifresi yapacağız gerekirse. Cerrahpaşa diye açacak okulumuz fark etmez telefonumuz. Ama bu hedefimizi belirledikten sonra aylık planlar yapacağız. Aylık hedefler diyeceğiz ki ben bu ay şu kitabı bitireceğim. İşte şu kitabı okuyacağım veya da şu kadar soru çözeceğim şeklinde daha spesifik, daha belirgin hedefler yapacağız. Ve bu hedefimiz de bunu destekleyecek. Yani isteğimizi, hayallerimizi destekleyen bir hedef olacak. Eğer futbolcu olmak istiyorsak spor yapmamız lazım. Eğer derslerde başarılı doktor olmak istiyorsak mühendis, avukat, hakim, savcı, öğretmen fark etmez. Herhangi bir meslek sahibi sınavla giren meslek sahibi olacaksak o zaman kitap okumak bunu destekler. Ders çalışmak bunu destekler. Günlük planlarımız ise en belirgin, en spesifik, en net, en açık olanı, en ayrıntılı olan olmalı. Niye? Çünkü işte bugün ders çalışacağım. Bu bir belirgin bir şey değil. İşte ben iyi başarılı olmak istiyorum. Bu belirgin bir şey değil. Net bir şekilde bir hedef. Bu sen i̇şte bana net bir hedef söyle Tonguç herhalde Bugün soru çözeceğim. Olur mu hocam? Bugün soru çözeceğim. Bak bu da belirgin değil. Bugün soru çözeceğim dedim. Güzel bir hedef ama hangi saatte ve kaç soru çözeceğini ve hangi dersi çözeceğini söyleyin. Yani diyeceksin ki bugün okuldan geldikten sonra saat 5'te 50 tane matematik sorusu çözeceğim demen çok daha belirgin, çok daha avantajlı. Ve bu hedeflerini belirledikten sonra sen bunu günlük olarak odanın duvarına yazacaksın. Yani şöyle pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar diye günleri yazdın. Buraya dizdin. Aynı zamanda çalışman gereken dersleri yazdın. Diyelim ki işte burası en başa matematik olsun, işte fizik olsun, kimya olsun, biyoloji olsun, tarih olsun, coğrafya olsun, edebiyat fark etmez. Bu dersleri yazdıktan sonra bunu önceki haftalarda göstermiştik. Bunlarla alakalı sen hedeflerini bir kere en büyük hedefini en başta zaten. İsteğin yazıyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesini istiyorum. Veyahut da bu yıl işte bursluluk sınavını kazanmak istiyorum. veya da takdir almak istiyorum. Hedefini yazdın. Aylık olarak hedefine geçmeden önce günlük hedeflerini bir rutine bağlayacaksın. Diyeceksin kardeşim ben matematikte bugün günlük olarak ne demiştim? Bugün okuldan gelince saat beşte 50 soru çözeceğim dedin ya. Buraya o hedefini yazacaksın. Bu hedefini uygulayıp uygulamadığını Gün sonunda göstereceksin kendine. Matematikte hedefin var. Burayı fizik hedef koymadın. Kimya, biyoloji, tarih. Sadece bu hedefi koydun kendine gün. Salı gününe geçerken bu hedefini uyguladım mı bakacaksın. Uyguladıysan çok güzel. O zaman salı gününe de hedef koyacaksın. Diyeceksin kardeşim ben bugün işte 70 soru çözeceğim matematikten. Fizikten soru çözmeyeceğim ama kimyadan 20 soru çözeceğim. Biyoloji, tarih, tarih falan ödem yok. Sonra bunu uyguladın uygulamadın. Uyguladıysan tebrik edeceksin kendini. Çarşamba hedefler vereceksin. Dolayısıyla her güne böyle farklı farklı günlerde farklı farklı soruları yazaraktan belli bir kendine liste oluşturacaksın. Ve bazı günler, bazı saatler, bazı tarihler boş olabilir. Ve hafta sonuna geldiğinde bakacaksın ki ben bu hafta matematikten bu kadar soru çözmüşüm. Pazartesi günü bu kadar ders çalışmışım. Salı günü bu kadar soru çözmüşüm. Çarşamba günü bu kadar kitap okumuşum. Bunların hepsini göreceksin. Ve gelecek hafta buna bakaraktan bunun daha fazlasını kendine ödev vereceksin. Ve böylece günlük planlarını yaparaktan aylık hedefine yani şu kitabı okuyacağım hedefine ulaşmış olacaksın. Ben diyelim ki şu kitabı bitirmek istiyorum dedin ya bu kitabı bitirmiş olacaksın. Sonrasında da bir bakacaksın ki artık yıllık esas hedefine yaklaşıyorsun. Niye? Çünkü her bir seferinde hedefini artırmaya çalışıyorsun. Yani ben bugün 50 soru çözmüşüm bu pazartesi. Salı günü 70'e çıkardım. Geçen hafta pazartesi günü matematikten 50 soru çözmüşüm. Bu hafta 70 soru çözeceğim diyerekten kendine daha fazlasını ekleyeceksin. Yani ilk başta yapabildiklerini yazacaksın. Sonra yapacaklarını zaten belirlemiş olacaksın. Ve buna da harfiyen uymak zorundasın. Niye? Çünkü üstte büyük hedefin var. Yıllık hedefin var. Şimdi Adem Coşar'a bakalım. Pardon bu soruyu cevapladık. Nisan'ın sorusu cevapladık. Faruk Özdemir'in sorusuna göre. Verimli bir ders çalışma programı nasıl hazırlanır ile ilgili bir rehberlik videosu gelse iyi olur demiş. Benzer bir soru. Evet bu planı yaptıktan sonra verimli ders çalışma programında şu da çok önemli. Bunu da önceki videolarımızda cevaplamıştık. Birincisi renkli kalemler ve doğru çalışma yöntemleri. Yani akıl haritaları olabilir, duvarımızı asmak. Yani sen öğrenmek istediğin, çalışmak istediğin konuyu eğer şu çalışma masan diyelim ki. Şurası çalışma masan. Burayı yazdım. Tonguç'cum sen çalışma masan var mı? Var Bak, hocam. Masan genelde nasıl oluyor? Dağlık oluyor genelde. Dağınık mı? Bak dağınık olmaması lazım. Düzenli masa olması lazım. Ben şimdi üç boyutu çizemedim ama. Masanın karşısına öğrenmen gereken fizikteki, işte kimyadaki, biyolojideki önemli bilgileri böyle adeta sınavda kopya çekmene izin vereceklermiş gibi asarsan onları her gün gördüğünde motivasyonun, bilgin artar. Bilgin niye artar? Çünkü her gün görüyorsun. Motivasyon niye artar? Nasıl bir e, Fenerbahçe fanatiği kişi ne yapar? Odasına Fenerbahçe bayrakları asar. Galatasaray fanatiği Galatasaray bayrakları asar. İşte e, Trabzonspor fanatiği Trabzonspor bayrakları asar. Beşiktaş fanatiği Beşiktaş bayrakları asar. İşte atıyorum herhangi bir e, sporcunun fanatiği... ...veyahut da bir şarkıcının fanatiği onların resmini asar. Ve her odaya girdiğinde kendini motive eder. Evet. Sen de bu derslerin fanatiği olacaksın niye çünkü senin bir hedefin var az önce belirlemiştin cerrah tıp istiyordun takdir almak istiyordun bursluluk sınavı istiyordun o zaman senin odana girdiğinde insanlar testler bilgiler formüller görebilmeli haritalar görebilmeli ondan sonra onlara bakaraktan bol bol soru çözerekten ders çalışma programı yapabilirsin tabii ki renkli kalemler odada ders çalışırken telefonun olmaması anneni böyle evladım sana mı eve getirdim diye sürekli böyle seni sabot etmemesi çok önemli yani sen sürekli olarak sınav anını prova etmen lazım sınav anında sana meyve getirecekler mi Tonguç'um hayır hocam Getirmeyecekler. sınav Masanda cep telefonu yanında olacak mı? Olmayacak hocam. Olmayacak. O zaman ders çalışırken de hep o çalışmalısın. çalışmaması. Bak. 5 saat yanında telefonla ders çalışmaktansa 2 saat telefonu odandan dışarı çıkarıp çalış çok daha verimli olur. Çünkü 5 saat yanında telefon varken ha Instagram'da şu olmuş, WhatsApp'ta bu olmuş. Aa gruba bir mesaj geldi diye diye zaten bir sürü gereksiz oyalanma yaşayacaksın. Dolayısıyla verimli çalışmak çok daha önemli. <laughs> Adem Coşar'ın sorusu. Hocam ders çalışırken ara veriyorum ama sonra derse geçemiyorum. Al işte aynı sorun işte Ademciğim. Yani telefonun yanındaysa ara verdiğine geçemezsin. Ama hedefin belirli. Bugün günlük hedef olarak 1, iki 3 yazdın. Matematikten 20 soru çözeceğim. Türkçeden şu kitabı okuyacağım. Fizikte de şu 20 soruyu çözeceğim dedin. O hedefini yapana kadar telefon yanına gelmezse, annenin yanına gelmezse, meyve tabağı yanına gelmezse, senin dikkatini dağıtacak her şey uzaklaşırsa ve o hedefi bitirdikten sonra tik atıp ondan sonra sizin kadar git ne, yapma, ne yapıyorsan yap. Dolayısıyla sen hedefini belirleyip o hedefine ulaşacaksın. Yani şu en başta çizimiz, tablo çok çok önemli. Geçen hafta pazartesi günü 50 soru çözsen bu hafta hedefin en az 70 soru olmalı. Geçen hafta matematikten 50 artı 70 ne eder Tonguç'um? 50 artı 70. 120 olur. 120 harikasın. E, ee, 20 daha ne eder? 140 olur. 140 harikasın. 60 daha ne eder? 200 olur. 200 harikasın. 10 daha ne eder Tonguç'um? 210 olur. 210 harikasın. 210 soru çözmüşsün sen geçen hafta matematikten. O zaman bu haftada en az bir 210 soru çözmeliyim diye kendini takip edersen hedeflerini de uygularsın ve ara versen bile o aradan hemen geri döner. Çünkü hedefine ulaşman lazım Tonguç Elal'den. Şimdi unutmayın arkadaşlar tek cümleyle bize en çok e, beğeni alan yorumları, bizde en çok beğeni alan yorumları cevaplamaya devam edeceğiz. Sizleri çok seviyoruz. Sizlerin ileride çok başarılı olacağına eminiz. Neden biliyor musunuz? Çok net söylüyorum. Şu anda yaz tatilinde ben nasıl derse motive olurum diye bir öğrenci yorum atıyorsa ve bununla alakalı dertleniyorsa bu öğrenci başarılı olmasına ben mi başarılı olayım? Tabii ki sizler başarılı olacaksınız. İnşallah çok güzel bir gelecek, çok güzel başarılar sizleri bekliyor. Çalışmaya devam edin arkadaşlar, gayret göstermeye devam edin. Çalışan kazanır, elması kızarır diyoruz. Hadi bakalım yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere. Tonga. Görüşürüz hocam.